ETV Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bülteninden iyi akşamlar sevgili seyirciler. Sevgili seyirciler, AK Parti Manisa Milletvekili Doçent Doktor Selçuk Özdağ, HDP'lilerin PKK sempatizanı Kürtleri ülkücü kökenli bir milletvekili olarak kendisine hedef aldıklarını ve milletvekili Selçuk Özdağ, Kürtleri sevmiyor şeklinde kara propaganda yaptıklarını açıkladı. Bilgi kimdeyse, teknoloji kimdeyse dünyanın efendileri onlar olmuşlardır. Özdağ, benim Kürt kardeşlerimizle hiçbir problemim yok. Benim eşim, danışmanım Kürt. Siz kimsiniz? Müslüman, hasbi Kürtler benim kardeşim. Bu kardeşlerimizle Malazgirt'te, Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda birlikte savaştık, omuz omuza destek verdik. Ben Kürt Bediüzzaman Hazretlerini, Arnavut Akif'i kendime rol model seçtim. HDP'liler, PKK'lılar siz seçtiniz mi? Osmanlı o yıllarda yıkılmış. Herkes devletini kuruyor. Araplar, Makedonyalılar, Bulgarlar Osmanlı'dan ayrılarak kendi devletlerini kuruyorlar. Bediüzzaman'a geliyorlar. Birlikte Kürdistan'ı kuralım diyorlar. Bediüzzaman'ın cevabı, sen Osmanlı'yı yeniden kuracağım de sana canımı vereyim. Ben ırkçılık peşinde koşmam diyor. Buluşacaksak haydi bırakın o silahları, Bediüzzaman'da buluşalım. PKK, egemen güçlerin maşalığını yapıyor. HDP de PKK'nın siyasal uzantısıdır dedi. AK Parti Manisa Milletvekili Doçent Doktor Selçuk Özdağ, Türkiye'yi iktidar partisi olarak idare etmenin kolay, yönetmenin zor olduğunu belirtti. Özdağ, bugüne kadar AK Parti'yi iktidardan indirmek ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğini sona erdirmek için emperyalist devletler, şantajcı medya ve kirli sermaye sahipleri her yolu denediler ama bunu başaramadılar. Çünkü biz sadece iktidarımızı milletimizle paylaştık. Bu yüzden karşımıza paralel yapıyı, şantajcı medya yayın organlarını ve kirli sermaye sahiplerini çıkardılar. Paralel yapı 17-25 Aralık operasyonunda başarılı olamayınca 7 Haziran seçimlerinde tüm cemaate yayın organları çare HDP diyerek manşet attırdılar. Ama milletimiz kısa sürede bunların kime hizmet ettiğini gördü. Geçtiğimiz günlerde Kürt kökenli bir askerimiz şehit olduğunda HDP'liler Van'da aileyi ziyarete gittiğinde Zaman Gazetesi hemen bu ziyareti manşetine taşıyarak barış için başlığını attı. Hani düne kadar PKK için zalim örgüt diyorlardı. Bu yapı çok tehlikeli bir yapı. O nedenle hasbi, ihlas sahibi kardeşlerimiz bu yapıdan ayrılsınlar şeklinde konuştu. Hediye olarak takdim ettik, ailelerine gönderdik. Her an, her saniye onlarla ilgilendik. Sevgili seyirciler, Sarıgöl ve çevresinde 2015 ürünü Sultaniye üzümlerinin hasadına başlandı. Üreticiler üzümlerini yaş ve kuru olarak değerlendirmek için çalışmalarına yoğunluk verdi. Sarıgöllü üzüm üreticilerinin bazıları havaların sıcak oluşundan yararlanma düşüncesiyle serme çalışmalarına başlarken, yaş olarak kesimlerin de başlanarak yurt içi ve ihraçlık olarak üzüm bağlarından kesimlere başlandığını belirten Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, bu yıl üzüm hasadı buruk başladı. Bunun sebebi Sarıgöl ve çevresinde bahar aylarında don olaylarından Haziran ayında dolu zararıyla rekoltemizin azalmasına neden oldu. Sarıgöl'de 90 bin dekarlık alanda üzümcülük yapılmakta. Bu yıl zarar gören üzüm bağımız 35 bin dekarı bulmakta. Zarar görmeyen bağlarda kaliteli üzümler var. Hasadımız Aralık sonuna kadar devam edecek dedi. Sevgili seyirciler, Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan yangında yapımı iptal olan termik santrali için kesilen zeytin ağaçları ile kesilen ağaçların yerine dikilen zeytin fidanları kül oldu. Yırca mahallesinde yapımı iptal olan termik santralin bulunduğu zeytinlik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Soma ve Akhisar Orman İşletme Müdürlüklerine ait toplam 6 arazöz ve 2 su tankeri müdahale etti. Yangın yaklaşık 1 saatlik uğraş sonucunda söndürüldü. Yangında kesilmiş zeytin ağaçları yerine dikilen 100'e yakın fidanla yakınında bulunan meyve bahçesi de yangında zarar gördü. Yırca Mahallesi Muhtarı Mustafa Akın yangını köylünün fark ederek kendisine haber verdiğini söyledi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün Selent ilçesine bağlı Çampınar Mahallesi'ne sözünü verdiği köprü yapımında çalışmalar hızla devam ediyor sevgili seyirciler. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün 30 Mart 2014 Mahalle İdareler Genel Seçimleri kapsamında ziyaret ettiği ve mahalleyi ikiye ayıran dere nedeniyle traktör römorku üzerinde karşıya geçtiği Çampınar Mahallesi'nin sorunu çözülmeye başlandı. Mahalleye o dönem köprü sözü veren Başkan Ergün, köprünün kısa sürede kazandırılacağını belirtmişti. Manisa'nın büyük şehir olmasıyla birlikte Başkan Ergün verdiği sözü tuttu ve Çampınar Mahallesi'nde köprü yapımına başlandı. Geçtiğimiz Mayıs ayında temeli atılan köprünün bağlantı malzemeleri takılmaya başlandı. Mahalle halkının da yakından takip ettiği çalışmaların sonbahar aylarında tamamlanacağı belirtildi. Sevgili seyirciler, Nurlupınar Mahallesi ile Ruh Sağlığı Hastanesi arasında bulunan ana yolun kaldırımlarına yapılan yüksek koruma duvarları engelli vatandaşlar için tam bir çile. Bahsi geçen güzergahtaki kaldırım hem darlaştırıldı hem de ağaç ve aydınlatma direkleri nedeniyle engelli vatandaşların geçişlerine engel koyuldu. Kaldırımların aşırı dar olması ve işgal edilmesi nedeniyle engelli vatandaşların sandalyeleriyle şehir içinde gezmeleri ve çarşıya pazara çıkmaları çileye dönüşüyor. Bunların üzerine aydınlatma lambaları ve ağaçlandırmalar engelli rampalarının önüne çekilen araçlar da eklenince kaldırımlar engelliler için tam bir engel oluşturuyor. Ayrıca birçok sokaklarda kaldırımlar çökmüş, çukurlaşmış ya da kullanılamaz halde. Özellikle Nurlupınar Mahallesi ile Ruh Sağlığı Hastanesi arasında bulunan ana yol kaldırımlarında yayaların bile zorlukla yürüdüğü dikkatlerden kaçmıyor. Tren yolu tarafı yokuş olan kaldırımın üzerinden bir engellinin tekerlekli sandalye ile geçmesi neredeyse imkansız durumda. Engelli vatandaşların kullanmaya çalıştığı bu kaldırımda tekerlekli sandalyesinin tren yoluna doğru devrilmesi ise kaçınılamaz durumlar arasında yer alıyor. Aydınlatma direkleri ve ağaçlar arasında zikzak çizerek ve zorlanarak geçmeye çalışan engelliler kaldırımdan düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Sevgili seyirciler, Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu ilçesinde ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Turgutlu ilçe merkezindeki parklar ile yeşil alanlarda, mahalleye dönüşen yerleşim birimlerinde ise sulama kanalları, foseptik çukurları ve atık suların deşarj noktaları ilaçlanıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri Turgutlu ilçesinde sivrisinek, karasinek ve larvazitlere yönelik olarak ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu kapsamda ilçe merkezindeki yeşil alanlar ve parklar, mahalleye dönüşen yerleşim birimlerinde ise sulama kanalları, foseptik çukurlar ve atık suların deşarj noktaları Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından ilaçlandı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Serpil Aykurt, 17 ilçemizde rutin ilaçlama hizmetlerimiz devam ediyor. Bu kapsamda Turgutlu'da da geniş çaplı bir ilaçlama yapıldı. Halkımızın sağlığı için ilaçlama çalışmalarımızı sürdüreceğiz diye konuştu. Manisa'nın tek alışveriş merkezi olan Form Magnezya'da yangın eğitimi ve tatbikatı gerçekleştirildi sevgili seyirciler. Acil durum eylem planı kapsamında alışveriş merkezinin yangın danışmanlığını gerçekleştiren Umut Yangın tarafından yangın müdahale çeşitleri, yangın türleri, yangın söndürme cihazları kullanımı, yangında dikkat edilmesi gereken hususlar ve yangın dolabında bulunan malzemelerin kullanımı ile ilgili bilgiler verildi. Yönetim ofisi, güvenlik, temizlik ve teknik ekip katılımıyla yapılan yangın tatbikatındaysa kısa bilgilendirmeler yapılarak yangın söndürme cihazlarının kullanımı hakkında personele uygulamalı tatbikat yaptırıldı. (Gülüyor)
ETV Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bültenimizi sunduk. Geceniz güzel, yarınlarınız umutlu, sağlıklı ve bol bereketli geçsin efendim. Hoşçakalın.